Ali Aydar, 3 Aralık'ta ne olacak? Yani merakla bekleniyor. CHP'den ne çıkacak? Ne anlatacaklar? Evet, Sayın Kılıçdaroğlu daha önceki geçen hafta da konuşmuştuk. Bir kendi vizyonunu, partisinin vizyonunu Türkiye'nin sorunlarına sadece ekonomi meselesiyle değil, bugün yayınladığı videoda da ifade edildiği üzere işte adaletten, demokrasiden, insan haklarından, teknolojiye çok farklı alanları kapsayan bir vizyon açıklayacak, kendi yaklaşımını açıklayacak. Şu anda o yapılacak olan o konuşmanın son rötuşları yapılıyor. Önemli projeler açıklanacak. Dolayısıyla o projelerle ilgili olarak hala çalışmalar öyle ya da böyle son şekil verilmek üzere. Yoğun bir çalışma sürüyor. Dolayısıyla 3 Aralık'ta son derece iddialı bir çıkış bekleniyor Sayın Kılıçdaroğlu'ndan. Ben kendisiyle yaptığım görüşmede de bunu çok net bir biçimde gördüm. Yani 3 Aralık'taki konuşmasını çok hazırlıklı ve gerçekten hani Türkiye'de çok konuşulacak ve farklı toplum kesimlerin de sahiplenebileceği ya da arkasından durabileceği, kabul edebileceği bir vizyon olacağını ifade etmişti. Bu çerçevede de bir çalışma var. Elbette ki 3 Aralık'ta hepimiz buna tanıklık edeceğiz. Bütün bunları tartışacağız ama mevcut haliyle Türkiye'nin sorunlarını aslında farklı siyasi partiler öyle ya da böyle ifade ediyorlar. Ama hep şu eleştiri getiriliyor. Peki çözüm öneriniz nedir? Yani tamam, bunlar kabul. Hani Türkiye'de ekonomik kriz var, işte medyada sorun var, yargıda sorun var, üniversitelerde sorun var, adalette her alanda sorun var. Bu kabul ediliyor ya da en azından belli kesimler böyle olduğunu doğru buluyorlar. Peki çözüm öneriniz nedir sorusunun cevabını 3 Aralık'ta CHP kendisi açısından ya da Kılıçdaroğlu kendisi açısından farklı alanlara ilişkin olarak dünyadaki örnekleriyle de kıyaslayarak önemli bir vizyon sunumu yapacak. Yani Türkiye 4. büyük devrime, 3 devrimi kaçıran bir ülke olarak teknoloji ve bilim alanındaki ya da işte iletişim teknolojileri alanındaki dünyadaki gidişata nasıl ayak uydurabilir? Bunlar nasıl tekrar rekabet edebilir bir hale gelebilir? Bunu konuşacak, bunu da anlatacak. Çok farklı çevrelerden akademisyenlerin, farklı bilim insanlarının önemli ölçüde katkıları alındı. Yoğun bir çalışma sürdürüldü ve bu çalışmanın da sonuna gelindi. Detaylara ilişkin olarak da 3 Aralık'ta hep birlikte göreceğiz ama hani gerçekten önemli bir çıkış olacağını, özellikle Kılıçdaroğlu açısından ve de sonrasında elbette ki şu tartışılacaktır doğal olarak, Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda da bize ciddi bir ipucu verecektir. Çünkü o metin ve o konuşma Sayın Kılıçdaroğlu açısından ben Türkiye'nin sorunlarını çözmeye hazırım bir biçimiyle o sözü de zımmi olarak Türkiye'nin farklı toplum kesimlerine de iletmiş olacak. Yani Türkiye'nin sorunlarını da biliyorum. Bu sorunlara yönelik olarak çözümlerim de hazır. Yani ben bu sürece hazırım. Dolayısıyla aslında bir biçimiyle adaylık meselesine ilişkin de kısmi bir gönderme de yapılacak diyebiliriz bütün bu tartışmalardan sonra. Burada mesela konuşmacılar arasında Hacer Fogo'yu da görüyorum. Belli ki yoksulluk ve yoksulluğa karşı sürdürülebilir nasıl önlemler alınacak şeklinde çalışmalar da koyulacak ama misal asgari ücret konusunda ya da EYT'liler konusunda ya da şu anki günlük ekonomik sıkıntılara çare anlamında bir paket mi göreceğiz 3 Aralık'ta CHP'den ya da Kılıçdaroğlu'da? Ya bu sizin söylediğiniz sorunlara ilişkin olarak zaten Sayın Kılıçdaroğlu'nun bunları partisinin başına geçtiğinden beri 2011'de hazırladığı seçim kampanyasından beri bunu söylüyor. Yani EYT meselesi, 3600 ek gösterge, işte sözleşmelere kadro verilme meselesi, taşeron meselesi, asgari ücret meselesi, bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugüne kadar hep söylediği, savunduğu ve hatta hatırlarsanız şu tartışmaları da yapmıştık. İşte Sayın Kılıçdaroğlu açıklıyor, konuşuyor ve sonrasında iktidar buna yönelik adımlar atıyor. Hatta bu tartışmalar
yapıldığı zaman Sayın Cumhurbaşkanı benim siyasi hayatım var olsa da ben bu tür tırnak içinde popülizmlere geçit vermeyeceğini ifade etmişti. Ama bugün bambaşka bir noktada, dolayısıyla bu insanlarımızın, yurttaşlarımızın sorunlarını çözme noktasına bir takım adımlar atıyor. Bunlar da önemli. Bunlar elbette ki zaten söyleniyor ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık'ta açıklayacağı şey, daha kapsamlı bir vizyondan bahsediyoruz. Yani Türkiye'nin ya da Cumhuriyetimizin 2. yüzyılına ilişkin olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti birincisi nasıl idare edilmelidir? İkincisi ekonomik alanda, diğer sosyal alanda nasıl bir kalkınma modeli üzerinden Türkiye gerçekten çağı yakalayabilecek bir noktaya getirilmelidir. Bunun açıklaması yapılacak. Yani gündelik meseleler, elbette gündelik sorunlar, yaşanılan sıkıntılar temelde bunlar olacaktır. Ama bunu aşan bir vizyonla çıkacak Sayın Kılıçdaroğlu toplumun karşısına. Yani bu sorunları biliyoruz ama bu sorunların asıl nedeni şudur. Yani biz neden dışarıya beyin göçü veriyoruz? İnsanlarımız neden dışarı gidiyorlar? Ya da Türkiye neden belli alanlarda geride kaldı? Ya da biz neden teknolojide farklı alanlarda muazzam bir bağımlılık içerisindeyiz? Bu bağımlılığı nasıl kırabiliriz? Yani enerjide ya da farklı sektörlerde, farklı süreçlerde bu bağımlılığı nasıl azaltabiliriz? Örneğin üniversiteleri tekrardan gerçekten nasıl özerk hale getirebiliriz? Hani hem akademik açıdan, hem mali açıdan, hem idari açıdan. Dolayısıyla Türkiye yeniden nasıl derlenip toparlanabilir? Yeniden nasıl gerçekten büyük ekonomiler arasında daha iyi bir noktaya gelebilir? Ya da demokrasisi dünyada saygın demokrasiler arasında nasıl yerini alabilir üzerine daha kapsamlı bir vizyon beklemeliyiz diye düşünüyorum. Yani gündelik meseleler elbette ki konuşulacaktır, söylenecektir. Ama asıl önemli olan yeni bir paradigmanın topluma sunulması. Hani hep söyleniyor ya, işte muhalefetin bir hikayesi yok. Yani topluma anlatacağı şimdi bir hikaye. Şimdi bunu hikayenin aslında Kemal Kılıçdaroğlu ya da CHP tek başına mı yapıyor? Altılı Masa'nın bileşenleriyle mi yapıyor? Yok, bunu tek başına yapıyor. Yani daha önce biliyorsunuz, her partinin Türkiye'nin sorun alanlarına ilişkin kendi çözüm önerileri var. Bunu biliyoruz. Yani örneğin mesela İyi Parti son derece önemli, benim de katıldığım çok önemli kalkınma toplantıları yaptı. Ümit Özdağ'la hocanın başkanlığında o kalkınma toplantıları Türkiye'deki hakikaten yaşanılan sorunlar ilişkin farklı kesimlerden bilim insanlarını bir araya getirdi ve önemli tartışmalar üretildi ve sonrasında çok ciddi metinler ortaya çıktı. Ya da Deva Partisi'nin, ya da Gelecek Partisi'nin, Demokrat Parti'nin, Saadet Partisi'nin hepsinin Türkiye'nin sorun alanlarına ilişkin kendi çözümleri var. Burada elbette ki Cumhuriyet Halk Partisi, biliyorsunuz biz sadece Cumhurbaşkanlığı seçimi yapmayacağız. Aynı zamanda bir parlamentoyu da seçeceğiz. Yani milletvekili de seçeceğiz. Dolayısıyla CHP'nin de bir sözün olması lazım sahaya giderken. Yani bir adaylık meselesi elbette ki olacak ama bunun da ötesinde CHP sahaya giderken milletvekilleri neyi konuşacaklar, neyi söyleyecekler? Yani insanlar sorunlarını anlatacaklar. CHP bu sorunlara yönelik olarak hangi çözümleri önerecek? Bunun aslında bu vizyon konuşması somut olarak bize bunu sunacak. Bunu göreceğiz.